Bugün Bayan Limon ve Bay Domates'in ortak ve en zor ulaşılan gizli sonlarından birine ulaşmamız lazım. Öyle bir son ki aslında Bayan Limon'un Bay Domates'i bile ele geçirebilecek kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor ve bu sona dünya üzerinde ulaşabilen çok ama çok az kişi var. Önceki bölümde Bayan Limon ve Bay Domates'in aslında kim olduklarını öğrenmiştik. Onlar birer deneydi ve oyunda gördüğümüz domates ve limona entegre edilen insanlardı. Ouroboros proje sistemindeki bilgilere göre Bayan Limon'un ismi büyük ihtimalle Louise'di. Bay Domates'in İsmi ise Sebastian'dı. Peki nasıl ve neden deneye dönüşmüşlerdi? Ouroboros sisteminde deney kayıtları da vardı ve o kayıtlara da bakmamız gerektiğini söylemiştim ama hala sistemde eksik bilgiler var. Önce bu eksik bilgileri tamamlamalıyız ve bu bölümde Bay Domates ve Bayan Limon'un en önemli ortak sonlarından birine ulaşacağız. Bu oyun sonuna ulaştığımızda hem oyunu bitirebilmek için gereken gizli kodlardan birine hem de Ouroboros sisteminde yeni bilgilere ulaşacağız ve bunları da size göstereceğim. Yeni Bayan Limon videosunun hızlıca gelmesi için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Dünkü Bayan Limon videosuna daha bir gün bile dolmadan 10.000'den fazla like attınız. Desteğiniz için çok teşekkürler. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Bayan Limon ve Bay Domates'in ortak sırrını çözmeye gidiyoruz. Şu anda Bayan Limon oyununun en son bölümündeyim arkadaşlar ve Bayan Limon'da, Bay Domates'te iki oyunda da bir şeyler yapmamız gerekiyor bu gizli sona ulaşabilmek için ve bir yerde oyunun içerisinde bir yerde bırakmamız gerekiyor oyunu arkadaşlar. Çok enteresan bir şey ama gerçekten iki bölümü de yani ne Bayan Limon'u ne de Bay Domates'i bitirmememiz gerekiyor ve bir yerde bırakmamız gerekiyor. Ben şimdi bırakmamız gereken yerde şu anda makasımız yok gerçi ama çok da ihtiyacımız da yok açıkçası. Şuradan bir devam edelim mesela. Sıfır sinir vesaire olması gibi bir şey yok. İhtiyaç yok arkadaşlar. Birkaç tane daha soru cevapladıktan sonra bu arada şuna bir bakayım hemen. Bir dakika şu mu doğru olan? Evet galiba bu. Hemen şuradan devam edelim. Şunu şey yapalım. Bir saniye. Şuradan C'dir diye tahmin ediyorum. Nedense bu sefer değilmiş. B'ye bakalım. Evet B. Hemen şuradan tıklayalım ve bunu da geçmeye çalışalım. Bayan Limon'da da Bay Domates'te de öyle bir yerde bırakmanız gerekiyor ki o yüzden zaten bu sona dünya üzerinde ulaşabilen çok çok az kişi var. Yani YouTube üzerinde en azından. Benim gördüğüm kadarıyla YouTube'da bu sona ulaşabilen toplamda 4-5 arkadaş falan var. Öyle söyleyeyim. Belki o kadar bile yoktur. Bu arada kendisi ulaşabilen 4-5 arkadaş var. Onu da belirtmek lazım. Çünkü bazı arkadaşlar mesela şey yapıyor maalesef. Sanki kendisi ulaşmış gibi bir başkasından videoyu alıyor. Sonra üzerine kendisi konuşuyor. Ve o şekilde sanki kendisi yapmış gibi o sonu gösterebiliyor. Öyle değil tabii. Öyle de bence yapmamak lazım. En azından öyle yapıyorsan da hangi kanaldan aldığını söylemen lazım. Bazı arkadaşlar öyle yapıyor. Eğer bir sonu gerçekten kendisi mi yaptı o kanal onu bilmek istiyorsanız o sonun seslendirmesi var ya o seslendirmesinin de olmasına dikkat etmek lazım. Şimdi 99, 103, 100, 104, 101. Yani eğer oyunun sesi yoksa sadece YouTube kanalındaki kişinin sesi varsa o belli ki başka bir yerden alınmıştır arkadaşlar. Şu mu acaba? 22 herhalde. Bunu da bu şekilde geçelim. Ve şu anda arkadaşlar bu soruyu da cevapladıktan sonra bir dakika 66, 72 ve tam bu noktada Bayan Limon'dan çıkıyorum ve şimdi Bay Domates'e geçiyorum. Ve şimdi de Bay Domates oyunundayım arkadaşlar. Bay Domates oyununda da belli bir yere kadar ilerleyeceğiz ve daha sonra da o sona doğru gideceğiz. Şu anda kızgınlık seviyemiz 5. Şuradan bir tane hatta şeker yiyebiliriz başlangıçta. Bir dakika tavuk istedin ama şuradan bir tane sana şeker yedireyim önce. Tavuk istemişti galiba. Tavuğu verelim. Biraz havuç çorbası. Bu sonun zor olmasının sebebi belki de bu arada oyunun en zor sonu arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Her iki oyunda da bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ama bu yapmanız gereken şey ne olduğu hiçbir yerde yazmıyor. Ve gerçekten de deneye yanılar bulmanız lazım. O yüzden zor zaten. İki oyunda belli bir yerde bırakmanız gerekiyor. Ve ondan sonra da bir şey yapmanız gerekiyor. Birazdan sonu göstereceğim size dediğim gibi. Şuradan alalım. Sadece şunu söyleyebilirim. İki oyunu da bitirmemeniz gerekiyor. İki oyunu da bitirmiyorsunuz. Ve belli bir yerinde ama neresinde olduğu önemli tabii ama belli bir yerinde oyundan çıkıp o sona ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve o sona ulaştığımız zaman gerçekten inanılmaz bir bilgiye de birlikte ulaşacağız. O bilgiyi de yine size göstereceğim. Biraz daha ilerlememiz lazım. Biraz daha ilerleyelim. Bak domates çorbası. Domates çorbası içiyor. Şüpheli. Biraz buz verelim. Ve yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar gitmeyeceğiz dediğim gibi. Biraz daha devam edeceğiz. Bir bardak su istedi domatesimiz, hemen bunu da verelim. Bu neydi göremedim bu arada, salladım. Çok önemli değil. Salami istemedi bu sefer. Bir tane daha şeker yedirelim. Bir tane daha şeker yedireceğim. Bir dakika şunu da verelim, bu mu acaba? Herhalde şuydu. Tam göremedim ama. Tamam, tavuk istedi. Şimdi bunu yedirelim. Şu an iki kızgınlıkta. Tavuk istedi. Tavuğu da verelim. Tamam bak, lemon var orada. Limon var ama bu sefer limonu istemedi. Cheeseburger bu olabilir mi? Deneyelim. Evet, salami. Bunu bekliyordum. Şimdi bir şeker daha yedireceğim. Bir şeker daha yedireceğim. Ice cream dedi. Dondurma dedi. Dondurmayı da vereceğim. Sonra... İşimiz burada da bitmiş olacak arkadaşlar. Dondurmayı da veriyorum ve şimdi Bay Domates oyunundan da çıkıyorum ve direkt olarak Bay Domates'e tekrar giriş yapacağım arkadaşlar ve o sona ulaşacağız. Şimdi isterseniz hemen sona doğru geçelim. Oyunu tekrar açıyoruz arkadaşlar ve karşımıza ekranda gördüğünüz gibi "Fatal error has occurred", yani kritik bir hata oluştu şeklinde bir uyarı mesajı veriyor ve işte karşımızda o gizli son. Bay Domates parçalara ayrılıyor. Ve aynı zamanda gözüne dikkat edin arkadaşlar. Gözü Bayan Limon'un gözüne benziyor. Ve finally, yani sonunda buraya gelmeyi başardım. Bunu yaptım. Sonunda çalıştı. Lütfen yardım et. Yardım et bana. Lütfen. Izdırap içindeyim, acı çekiyorum. Çok fazla vaktim yok, çok fazla vaktim kalmadı. Ben sana bir şey vereceğim ve önemli bir şey. Belki sen bir şeyleri ortaya çıkarabilirsin. Belki bu beni kurtarabilir. Bunu sisteminde bırakacağım. Çok büyük, çok kötü bir hata yaptım. Lütfen acele et. Sana güveniyorum. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar Bay Domates oyununa giriyoruz ama Bay Domates burada parçalara ayrılmaya başlamış durumda. Birazdan Ouroboros sistemi içerisinde de bu formunu size göstereceğim çünkü bütün detaylar şu anda Ouroboros sisteminin içerisinde de var. Bu sona ulaştıktan sonra oraya da geliyor, oradan da birlikte inceleyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey Bay Domates parçalara ayrılıyor ama aslında içerisinde Bayan Limon var. Gözüne baktığımız zaman Bayan Limon'un formlarından birisine ait olan gözü görüyoruz. Daha önce hatırlarsanız Undertale boss fight şeklinde bir boss savaşı yaptığımız bölüm vardı. Oradaki göz rengine benziyor. Yani Bayan Limon'un formlarından biri. Bu form belki de hem Bay Domates'i hem de Bayan Limon'u tasarlayan, hatta bütün bu sistemi tasarlayan Bayan Limon'un en karanlık formu da olabilir tabii ki. Yani özetle Bayan Limon kendi sisteminden Bay Domates'in sistemine gelmeyi başardığını söylüyor. Ve Bay Domates'i de kontrolü altına almış ve Bay Domates'in de parçalanmasını sağlıyor. Burada biraz kafalar karışıyor tabii çünkü normalde Bay Domates ve Bayan Limon aslında birbirini seven iki kişi değil miydi diye düşünüyorsun. Bayan Limon neden böyle bir şey yapıyor diye düşünüyor olabilirsiniz haklı olarak. Ama Bayan Limon'un normal formu değil arkadaşlar. Kontrol altındaki karanlık formu bunları yapan. Buna aynı Amanda ve Vuli gibi düşünebilirsiniz aslında. Amanda da mesela normalde iyi bir kız olmasına rağmen karanlık bir varlık tarafından kontrol edildiği için Vuli'ye kötülük yapıyor. Bu da benzer bir hikaye. Bu sona ulaştığımız için iki farklı şey veriyor bize aslında Bayan Limon. Bunlardan bir tanesi sistemimizde bir dosya oluşturduğunu söylemişti. Bu dosya şu arkadaşlar. Tabi buradaki rakamlar herkeste farklı oluyor. Yani bu sayı herkeste farklı bir sayı oluyor. Sayının altında ise şu yazıyor. Bu bilgi gizlidir. Eğer bu modülü kazayla aldıysanız lütfen hemen silin. Ve üst tarafta da Secret Key modül, yani gizli anahtar modülü 2 yazıyor arkadaşlar. Bunun demek ki bir de birincisi var. Ve bu 5 tane rakamdan oluşan bir sayı arkadaşlar. Şimdi isterseniz Ouroboros projesine girelim. Orada çok önemli bazı şeyler var. Project Ouroboros sisteminde 2 tane şey göstereceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini önce hemen bir kısaca göstereyim. Bakın şu form var ya, en son ulaştığımız ulaştığımız oyun sonundaki form. Bunun bilgileri buraya geldi. Şimdi buna bakacağız ama ondan önce oyunun bence en kritik şeyi şuradaki decapsulation denen şey. Decapsulation dediğimiz şey herhangi bir şeyi bir sistemin içerisinden ya da bir vücudun içerisinden çıkartmak demek. Ve burada bir şifre girdiğimiz zaman burada bir şeyi çıkartacağız ortaya. Ama neyi çıkartacağız bilmiyorum. Tabii ki de bu belki de oyunun en büyük sırrı. Sadece şunu göstermek istedim. Bakın burası kaç haneli arkadaşlar? Şöyle bakalım, toplam 10 haneli. Ve biraz önce bizim bulduğumuz gizli kod dikkat ettiyseniz 5 haneliydi. Ve o modül 2 idi. Yani onun bir de birincisini bulmamız lazım. Sonra ikisini bir araya getirdiğimiz zaman buradaki decapsulation denen yere giriş şifresini bulmuş olacağız aslında. Şimdi isterseniz buradan devam edelim. Şuradaki test subjects info bölümünde, yani test konuları bölümünde Bay Domates ve burada diğer formlarını görebiliyoruz. Şurada bir tane daha formu var. Hangisiydi hatırlayamadım ama bunu da bulacağım. Zaten Bayan Limon'un tamamını bu arada bulmuştum. Ve şurada yeni formunu görebiliyoruz. Bu formla ilgili bilgilere bir bakalım. Bilinmiyor. Çekirdeğinden sürekli olarak küçük parçaların ayrılması nedeniyle yavaş yavaş parçalanıyor. Kabiliyetler. Çekirdek parçalama. Çekirdeğinden küçük parçalara ayrılmasıyla kendinin kopyalarını üretiyor. Ve bu ayrılık anına kadar tüm anılarını da onlara bırakıyor. Bu süreci o kontrol etmiyor. Ama bunu durduramıyor da. Çünkü çekirdeği genel internet ağına bağlı. Oluşturulan kopyalar çekirdekten ayrıldıklarının farkında değiller ve kendilerini orijinal zannediyorlar. Diğer kabiliyetlerse bilinmiyor. Sistem kontrol seviyesi ve tehdit seviyesi de soru işareti, yani bilinmiyor. Burada çok enteresan bir bilgiyi birleştirdim. Şimdi duyduğunuz zaman siz de şaşıracaksınız muhtemelen arkadaşlar. Kendisinin kopyasını oluşturuyor ama bu kopya oluşturma sürecinden önceki bütün anılarını da onlara bırakıyor yazıyordu burada. Şimdi isterseniz bir de deney kayıtları diye bir bölüm vardı. Daha öncesinde göstereceğimi söylediğim, onun hepsine bu videoda bakamayacağız ama burada bir kaydın içerisinde çok enteresan bir bilgi var, bunu göstermem lazım. Bakın burada diyor ki deney konunun zihnine ve hatıralarına adapte olmayı başardı. Ve hemen bir altında da yine diyor ki konu uyandı, her şey iyi gitti gibi görünüyor ve konu geçmiş yaşamındaki hatıralarını şu anda bilmiyor. Burada vessel denilen şey yeni deney arkadaşlar. Konu denilen şey de o deneyin yapılması için kullanılan kişi. Bunun detaylarını ayrı bir videoda yine size anlatacağım ama arkadaşlar çok büyük bir ihtimalle bizim bu sonda görmüş olduğumuz şey bu deneyle ilgili. Yani sır yavaş yavaş çözülüyor gibi görünüyor. Siz de bulduğunuz gizemleri, aklınıza gelen şeyleri mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yeni Bayan Limon videosunun hızlı bir şekilde gelmesi için aşağıdan videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda yeni bölümleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Ouroboros projesi içerisinde personal notes, yani kişisel notlar diye bazı notlar var. Dünkü videomun içerisinde bu notlardan bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Aynı zamanda önceki Bayan Limon videolarımı da eğer izlemediyseniz sırayla bütün hepsini izleyin arkadaşlar. Çünkü bütün hepsindeki parçaları bir araya getirmemiz lazım. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.